İstanbul'dan gelen bir haberle devam edeceğiz. İstanbul'da Büyükçekmece'de bir kamyon tarafından döküldüğü düşünülen siyanürlü su o bölgede hayvanların telef olmasına sebep oldu. Önce haberi ekranlara getireceğiz, sonrasında o bölgeye gideceğiz, neler yaşandığı sorusuna yanıt arayacağız. Suyu, koyun böyle suya vuruyor ağzını, düşüyor, tepiniyor. 3-5 saniye içinde ölüyor. Büyükçekmece'de hidrojen siyanür alarmı verildi. İstanbul Büyükçekmece'de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle ilçede korku dolu anlar yaşandı. Koyun ve tavukların telef olduğu olayda bölge karantinaya alındı. AFAD ekipleri araziye dökülen sıvıdan numune alarak Hıfzı Sıha Kurumu'na gönderdi. İlk bulgulara göre suda hidrojen siyanür maddesi tespit edildi. Büyükçekmece'de boş bir araziye bir kamyon geldi ve kimyasal atık döktü. O kimyasal atığın hidrojenle siyanür olduğu tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler ise şu anda o sıvının döküldüğü yeri temizliyor. AFAD geldi. Yaptığı tahliller sonucunda buradaki maddenin formaldehit ve hidrojen siyanür olduğunu tespit etti. Dökülen kimyasal atıktan ilk köylüler şüphelendiler çünkü ağır bir koku vardı. Hemen akabinde ise 9 tane koyun, 12 tane de tavuk öldü. Şurada duvarın dibinde su atığı vardı, su artıkları vardı. Koyunlar suya gitti, başladılar düşmeye. Elektrikten şüphelendik, biz kimseye haber vermedik. Ondan sonra zehirli atık olduğunu öğrendik. Suyu bir açık mavi, çok açık mavi ve normalden farklı bir su olarak gördüm. Ve az bir şeyde kokusu vardı. İşte buradan hayvanlar içmişler, 9 tane koyun içtikten sonra 50 metre yürüyünce hayvanlar birden düşüyor ve şişiyor. Ve hayvanlar ölü vaziyette yere yatmışlardı. Siyanürlü su olduğu tahmin edilen o sudan numuneler alındı İSKİ tarafından ve merkeze götürülecek. Sonuçları ise yine kamuoyuyla paylaşılacak. Eldal Kuruçay, geride bıraktığımız gün gelişmeleri takip etmişti. Yeni günde neler yaşanıyor? Bu soruya yanıt almak üzere aynı noktaya gideceğiz. Erdal, haberi ekranlara getirdik. Dün yaşananları da aktardın. Bugün neler oluyor? Özetle lütfen, yanında konuğun da var. Paylaş izleyicilerimizle. Evet, Haktan Usa, Büyükçekmece Kamiloba köyünde alarm verilmişti demiştik. Siyanürlü su alarmıydı ve ondan içen 9 tane koyun anında hayatını kaybetti. Tavuklar da yine hayatını kaybetti. O toprak böyle karıştırılarak dozerlere yükleniyor ve dozerlerle kamyonlarla buradan uzaklaştırılıyor. Çünkü ona atık muamelesi yapılıyor artık. Çünkü çok zehirliydi. Tüm detayları ise radyo biyolog doktor Deniz Öner Hanım yanımızda. Tüm detayları kendisine soracağız. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Siyanür ne demektir ve hangi sektörlerde daha çok kullanılır ve buraya geliş aşaması, yani çevredeki fabrikalardan mı gelir ve buraya atılır? Siyanür çok toksik, yani zehirli ve çok öldürücü bir madde. Karbon ve azottan oluşuyor. Doğal olarak da aslında bazı bitkilerin çekirdeğinde bile var. Kayısı, şeftalilik çekirdeğinde bile var. Ama problemi bunun endüstride kullanılıyor olması ve çok miktar, yüksek miktarda üretilmiş olması. Bunların taşınması, bertaraf edilmesi özel izinlere ve kurallara bağlı. Hiçbir şekilde ortada bunların atıkları serbest olarak bulunmamalı tabii ki. Deri sektörü, deri işleme sektöründe, metal kaplamada, madencilikte, tekstilde, pek çok alanda, plastik sektöründe kullanılabiliyor siyanür, ama kullanıldıktan sonra kullanılan suların mutlaka atıkları ya da çamur halinde olanın özel muamele görmesi gerekiyor. Peki burada koyunlar içtiler, anında hayatlarını kaybettiler, telef oldular. İnsana da aynı etkiyi yapar mı? Solumayla galiba burada birkaç kişi yine rahatsızlandı, acil servislere kaldırıldı. Solumayla bile etkisi var galiba. Şimdi şöyle, hidrojen siyanür özellikle siyanürün diğer tuzlarından farklı olarak sıvı ve gaz halinde olduğunda çok tehlikeli olabiliyor. Sıvı halinde alındığında çok kısa sürede ve dozuna bağlı olarak merkezi sinir sistemiyle ilgili, yani çarpıntılar, başı dönmesi, bulantılar, kusmalar, bunların hepsi olabiliyor. Çünkü oksijen gidemiyor hücrelere. Oksijen gidememesi dolayısıyla bir şoka girip çok kısa sürede ölüm olabiliyor. Çarpıntılar, akciğerin hızlı hızlı nefes alıp vermeyle ve çok kısa sürede tansiyonun düşmesiyle ölüm söz konusu olabiliyor. Buraya o geliyor ve döküp kaçılıyor. Bunun yasal prosedürü nedir? Neden buraya döküp kaçar o kamyon? Yani tabii atık işlemek için, atıkların yönetimi için belli
prosedürler var bununla ilgili de paralar ödemeleri gerekiyor. Muhtemelen bu paraları ödemek istemiyorlar. Kendi tesislerinde bunu biriktirmek ve belli dönemlerde de işlenecek tesislere göndermek zahmetine girmiyorlar. Kısa yoldan buldukları yere boşaltmışlar. Bu çevre için, bütün canlılar için son derece tehlikeli. Çünkü siz kokusu yok. Gerçi çok hani bademe benzer çok az bir kokusu olduğu söyleniyor ama bunu normalde insanların büyük bir çoğunun algılama ihtimali yok. Hele açık havada hiç algılayamayız. Ama sıvı halde ve gaz halinde ise son derece tehlikeli olabiliyor. Açıkta gaz halinde dağılabilir ama kapalı ortamda çok daha tehlikeli olur tabii ki. Çok sağ olun Deniz Hanım, bize vakit ayırdınız. Evet, Haktan Uysal şu anda kameraman arkadaşım da detayları gösteriyor. Büyükçekmece Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar burada ve o siyanürlü toprağı buradan alıp katı atık muamelesi yapıp en uygun yere dökecekler ve böylelikle arazi temizlenmiş olacak diyelim ve Büyükçekmece'den sözü tekrar stüdyoya bırakalım.